Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar ee, çok güzel bir yemek tarifiyle geldim ee, semizotunun faydalarını zaten saymakla bitiremeyiz arkadaşlar diyet yaptığınızda veya e, yazın ağır yemekler tüketmek istemediğinizde yapabileceğiniz harika bir e, semizotu yemeği yapacağız Antep e, ismiyle e, pirpirim aşı e, arkadaşlar şimdi hemen Tencereme birazcık sıvı yağ aldım, 2-3 yemek kaşığı kadar üzerine bir tane doğradığımız büyükçe soğanı ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Şöyle daha yakından göstereyim, tencerenin içi tam görünsün. Şimdi soğanımız kavrulduktan sonra içerisine bir büyük yemek kaşığı hem domates hem biber salçası karışık bir şekilde bir büyük yemek kaşığı ekleyerek salçamızla rengi çıkana kadar şöyle kavuruyoruz. Salçamız kavrulduktan sonra içerisine bir tane yeşil biber doğramıştım. Onu ekliyorum. 2 tane büyük kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. Domatesi ekliyorum. Domatesimiz şöyle sotelenene kadar suyunu salana kadar domatesi de kavuruyoruz arkadaşlar. İyice pişsin. Domatesimiz kavrulduktan sonra içerisine 4 su bardağı kadar kaynamış su ekliyoruz. Hemen 2 bağ iri iri doğradığım semizotunu da kaynayan suyun içerisine ekliyorum. otunu bilerek kavurmadım arkadaşlar. Böyle e, kaynayan suyunun içerisine bırakınca daha böyle ölmeden daha böyle e, güzel bir şekilde pişiyor. Hemen üzerine 5 diş sarımsak doğradım. Sarımsağı da ekliyorum. Sarımsağı bol olunca lezzetli oluyor. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı da haşlanmış yeşil mercimek ilave edeceğim. Yeşil mercimeği çok fazla öldürmeden haşlamaya dikkat edin ki e, yemeğin içerisinde kaynarken dağılmasın arkadaşlar. 5-10 dakika bir suda haşlayıp süzün. Şöyle karıştırıyorum. Son olarak şöyle bir çay bardağı da bulgurunu ekleyip yemeğimi pişmeye bırakacağım. bulgur eklemek istemeyenler pirinç de ekleyebilir. Yarım çay bardağı pirinç ekleyebilirsiniz. Hemen ağzını kapatıyorum. Orta ateşte 10 dakika kaynamaya bırakıyorum. Yine de siz bir bulgurunuz pişmiş mi, pişmemiş mi bir kontrol edin. Evet 10 dakika sonra benimki gayet güzel pişti. Olması gereken e, su kıvamı bu arkadaşlar. Çok fazla sulu olmayacak. Çok fazla pilav kıvamında da olmayacak. Tam böyle gösterdiğim kıvamda olsun. Tuzunu ekliyoruz hemen. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ekleyin. Birazcık da lezzet vermesi için karabiber. Yarım çay bardağı da limon suyu ekliyorum. Limon suyunuz yoksa e, limon tuzu kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kadar. Ekşilik oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve hemen üzerine sosuna geçiyorum. Şöyle bir kepçe kadar sıvı yağ sos e, tencereme aldım. İki yemek kaşığı da nanemi Kepçemin içerisinde hazır ediyorum. Yağ ısındı mı ısınmadı mı bir kontrol ediyorum. İsteyen yağını tereyağı da kullanabilir. Daha lezzetli olmasını istiyorsa e, yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Isınmış olan yağı kepçemizin üzerindeki naneye boşaltıp nanemizi çok fazla yakmadan yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz doyurucu ve de besleyici bir yemek arkadaşlar. Hala denemeyen varsa bu şekilde mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Ee, Semizotu yemeğini her yöreye göre farklı farklı yapan insanlar var. Ee, ama bizim en sevdiğimiz şekli bu şekilde. Antepliler bilir. Ee, Antep'te buna pirpirim aşı deniyor. Ee, her genç kızın da yapması beklenir. Ee, mutlaka siz de. Bu lezzeti deneyin diyorum. Gerçekten e, diyet yapanlara çok güzel bir e, doyurucu yemek oluyor. Ben etli yemeklere tercih ederim. Gerçekten birazcık sarımsaklı yoğurtla muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, desteklerinizi benden esirgemezseniz sevinirim. Yepyeni tariflerde ee, görüşmek üzere Hoşçakalın.